Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar başladı. Radyoların başındakilere günaydın diyelim. Şahane bir günde birlikte olduğumuzu hatırlatalım. 18 Mayıs 2016. Ne sabah olabilir, ne sabah olabilir? Salı sabahı mı olabilir? Hayır hayır diyorlar. Çarşamba sabahı mı diyorlar? Evet, evet, evet diyorlar. Ve 3 çarşamba sabahıyla uğurluyoruz bugünü. Daha doğrusu dünü uğurluyoruz. Bugüne hoş geldin diyoruz. Günaydın sevgili dinleyiciler. Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz vallahi insanın. Çok teşekkürler. 18 Mayıs sabahına yakışacak bir şekilde neşe içinde stüdyodayız. Tanıtıcı reklam. O ne ya? Sahte abi. Gülüşten sonra insan onu bir arıyor yani kulağı. Öyle yapma abi, tanıtıcı reklamı öyle ağzında yapmak şey değil. Bak bugüne kadar pek çok şeyi programımızda ağzımızda yaptık ama tanıtıcı reklam vallahi başın belaya girer ha. Şimdi şu anda söyleyeyim yani. Şu anda tanıtıcı reklama girdik yani, bir şeyi tanıtman lazım. Hadi ya. Ya. Tabii. Bari marka olmayan falan bir şey tanıt da. Yani çünkü bu tanıtıcı reklamı şeyi var biliyorsun. Yani, saniye süresi. Hayır, şeyi var. Kullanma sayısı var. Eğer bir kez tanıtıcı reklam giriyorsa kullanmak zorundasın onu. Sonuna kadar. Rütük kanunu gereği tabii. Tabii. Bari içindeki çocuktan bahset biraz. Bir şey, onun reklamını yap. Şimdi de tanıtabilirim. Kendi reklamını yap istersen. Yani ben de şey. Sonuçta reklama da ihtiyacım yok ki yani sonuçta. Öyle de. Allah Allah. Tekrar gene bir daha şeye gidiyor yani. Fay, bütün keyfim şu anda kaçtı. Bütün keyfim ah elim kaçtı. Ne yapacağız bilmiyorum. Yani bak sen benim adam... lüks arabanın şeyini yapayım mı? Tamam. Abi olmaz. Olur mu? Olmaz, öyle bir şey olmaz. Adam ağzıyla tanıtıcı reklam yaptı. Bir at efekti yap ya. Bak ona bile bir şey denmez ağzında. Ama ağzında tanıtıcı reklam yapılmaz abi. Ağzında da abi. Çok güzel. Çok güzel buldum ya ne yapacağımızı. Ne? Dur. İsterseniz ilk önce şey yapalım. Ya bu aralar trafikte arabayla ilerlemek çok zor. Ne yapsak? Bu ses ne? Arap atı mı? Arap atı reklamı yaptım. Tamam oldu abi. Olur bence de. Şey, ya hapiste sürünmekten iyidir yani. Tanıtıcı reklam dedik. Of, şey az daha, az daha şey yapamıyorduk. Şu anda ya. Rahatladım yani. Hakikaten çok iyi. Rahatladım. Tamam of. Sevgili dinleyiciler görüyorsunuz 5 dakikada ne oluyor işler? Hakikaten neşe içinde başladığımız. Herkes de zannediyor ki gevrek gevrek yayın yapıyoruz. Hayır efendim, bunun cezai müeyyidesi var. Bin bir türlü hadisesi var. Öyle kafamıza göre biz yayın yapıyor olsak pehehey oho oh 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 değmeyin keyfime. Öyle bir dünya yok sevgili maalesef dinleyiciler. Yok. Öyle bir dünya yok. Her şey kaidesine, kurallarına uygun bir şekilde efendime söyleyeyim en ince hesaplamalar yapılarak çağdaş yayıncılık kuralları çerçevesinde. Tabii en büyük çerçeve çağdaş yayıncılık kuralları. Ne kadar yasalar var, bir de bizim kendi kendimize koyduğumuz kurallar var. Daha da yüksek hatta bu şimdi, kurallar. Yasalar evrensel küme. Evrensel küme. Bunun içinde çağdaş yayıncılık anlayışı bir çerçeve. Bir çerçeve. Bu masa. Biraz kısabilir miyiz? Çok özür dilerim Fahir. Patlıyor. Vallahi tamam. Başımız belaya girer. Ben sana söyleyeyim vallahi. Tamam, heyecandan bak. Oktay. Bak. He? Bu masa evrensel kümemizse bunun içindeki şu benim çizdiğim çerçeve. Fahir böyle anlatınca da anlattıklarının hiçbir anlamı yok yani. Nasıl anlatayım? Bağırdığın yani? Zaman güzel bir heyecan yaratıyor da normal seste saçma sapan bir ama konuşma. Ama ben sana bir şey efendim, söyleyeyim mi? Masaymış da kümeymiş de. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi başımız belaya girer. Yani bu bağıra biri kalkan ne bağırıyorsun lan? Kim diyecek? Bir söyle kim ben. Diyecek Oktay? Ben burada en ince hesaplamaları yaparak yapıyorum bu yayını. O da bağırarak masaya çizerek falan anlatır. Masaya çizmek derken böyle elle çizmek. Yani böyle kalemle malemle falan da filan da değil. Allah. Hayır böyle eliyle böyle belli şekiller, geometrik şekiller yapar gibi bir takım şeyler çizmek. Ne diyorsunuz? Bugünkü bu şey havaya. Ufka bakıyorum Oktay. Böyle leş gibi bir hava. Ben sabahleyin arabayla gelirken, hatta şöyle söyleyeyim, arabalan gelirken de sana söylediğim gibi bugünün böyle olacağını bana hiç söylemedin Oktay. Oktay önümüzdeki günü söylüyor genelde. Yani birkaç gün sonrasını Oktay'a göre planlarsan yanılırsın. Nasıl ya? Bugünle ilgili bir şey söylemedi dün, adam. Ben şimdi Oktay'ı savunmak zorunda değilim. Dün neden bahsetti? Öyle olacak, böyle olacak. Tamam gelecek, dün dünü bağlar. Dün dünü bağlar, bugün de bugünü bağlar. Bugünü bağlar diye bir siyasetçi sen bugün, bugün için demedin mi? Çok güzel olacak, hava harika olacak, şahane olacak. Ne zaman pırıl pırıl ya? Olacak, cillop ya, gibi olacak, hayır. Gözün kamaşacak şaftan. Hayır. Bugün öyle bir şey desem, hayır.
Öyle bir şey desem başımın belaya gireceğini düşünerek demem yani. Hayır. Sabah linki saat 3.30'daki editorial toplantımıza sen bunları söylemedin hayır, bize. Hayır abi. Hayır. Sen editorial toplantılarımız gece yarısından hemen sonra, o yüzden günleri şaşırıyorsun. Saat bir 7.14 7.15 olsun, ben o zaman söyleyeceğim. Abi o zaman sana. Sabah aydınlanınca yapalım bu editorial toplantıyı. Çünkü doğru. Gerçekten benim şu anda doğru. Zaman mefhumu interstellar doğru. Oldum. Yani kayma oldu, resmen kaydı. Zaman ve mekan birbirine giriyor. Zaman zaman mı mekana girdi? Hayır, sonra girmiyor. Mekan bütün zamanla kavramlara girdi. Dolanıyor. Ona giriyor. Ondan hayır, sonra hayır girmiyor. Hepsi toplandı. Oktay bir demiş. Özet alalım istersen hayır, bugün abi. İçin. Girmiyor. Zamanla mekan birbirine girmiyor. Girmez tabii canım, onu düzgün sıralarsan. 7.15 itibariyle bugünkü hava durumuna o zaman hızlıca bakalım. Yalnız bir kere daha hatırlatalım. Bugün bugünü bağlar sevgili dinleyiciler. Yurt genelinde bugün yağışlı bir hava ne olabilir? Hakim. Hakim olabilir, doğru. Bu yağışlar Marmara ve Ege'de yarından itibaren gidiyor. Ve fakat Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da, Karadeniz'in doğusunda devam ediyor. Ve dün de söylediğim gibi bu yağışlara zaman zaman gök gürültüleri ve neyler ekleniyor? Şimşek folklor mi? Folklor gösterileri mi? Bravo, folklor gösterileriyle beraber. Çünkü şimşek eşliğinde de folklor gösterisi de çok güzel olur. Bu arada ben Artvin yöresinde güzel oynarım bunu da. Bir kez daha lütfen sıcaklıklar ne olacak diye soran dinleyicilerimiz var. Ama yağmur olduktan çok... sonra isterse cayır cayır yağsa hiçbir faydası yok bana. Ama onu da merak eden var Ege. Yani 5-10 derece. Kendisi araştırırsın. Döneme de bir verelim biz. Döneme de bir verebiliyor muyuz? 5-10 derece yüksek olacak normal mevsim normallerinin 5-10 derece ama yukarısında olacak sonra. Ama yağmur olacak. İstanbul'da da bugün yağmur var. Nasıl ki dün bir acayip bir yağmur yağdı bazı bölgelerde. Bugün de parçalı yer yer çok bulutlu. Hafif sağanak yağış olacak, 21 derece. Ankara'da, başkentte zamanla aralıklı gök gürültülü sağanak yağışta ama etkili olacak. Biliyorsunuz dün programın sonuna doğru da meteorolojinin uyarısını buradan hatırlatmıştık. Yağmur geliyor diye. İşte onun etkisi devam ediyor. İzmir'de de yine yağmur var, görülüyor. 24 derece olacak hava sıcaklığı. Ama dediğin gibi sıcaklık olunca yağmur olunca sıcaklığın bir anlamı kalmıyor. Yani. Nasıl değerlendireceksin? En fazla çok ıslanırsan çabuk kuruyacağını bilirsin. Hmm. Şöyle bir bakıyorum. Ülke genelinde de o yağmurlar, bu yağmurlar etkili. Ama cuma gününe yatış. Cuma günü yani yağmurda yatışa geçiyor. Hava sıcaklığı biraz daha artıyor. Ondan sonra da bazı bölgelerde en azından yağmur olmayacak. Bu arada herkese bir kez daha günaydın diyelim. Yağmur altında kalacak dinleyicilerimize de sabırlar dileyelim. Ne çalıyor olabiliriz? Modern Sabahlar. Bulamadı. Modern Sabahlar devam ediyor. Radyonun başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Macera dolu yolculuğumuza çıkır çıkır gerçek hanımefendiler gibi devam ediyor. Öyle çok kırıtmadan. Sağ hepimiz birer ladies ya. Ladies. Evet. Gitmedik mi lady okuluna? Doğru, bizim orada güzel kapının önünde durduk, güzel okul yoktu. Annem illa dedi lady okuluna yazdıralım bu çocuğu. Çünkü yabancı dil şey olur diye. Evet, yabancı dille ilgili de çok önemli gelişme var ama çok. O okuldan mezun olduk, sonra da dünyanın en büyük aşığı diplomasını aldık üçümüz de. Evet. Bağdat'taki üniversiteden. Evet. Yani onu da tabii Bağdat'ın Bağdat olduğu zamandan tamam. Bahsediyoruz. Önce okulda dersleri veriyorlar. Ondan sonra gözlerini kapatıyorlar bütün mezun olan öğrencilerin. Bakalım bulabilecekler mi diye yollarını. Ondan sonra diplomayı o şekilde veriyorlar. Biz üçümüz bulduk. Bir de bir çocuk daha vardı. Neydi? Şey mi? Aile mi? Aile buldu. Aile buldu değil aile mi? Buldu, çocuk evet. Dediğim aile yani. Aile, evet. Aile buldu. Ya bize göre biraz daha o genç. Sanatçı olmuş diyorlar. Öyle mi? Aha. Yaşayan mıknatıs. Ha sen şeyi diyorsun çocuk diye Mecnun'la Kerem'i diyorsun. Yok yok. Onlar bulamamıştı. Onlar bulamamıştı. Ama neyse geçmiş ama okul anılarımızı da anlatmıyorum. Sonuçta kendi... istiyorsanız askerlik anıları, isterseniz bir de anket yapalım. Hangi anılarımızı anlatmamızı isterseniz, okul anıları, askerlik anıları, özel yaşam ve diğer. Ay sonra laf sözü olmasın. Tabii. Yani tabii. Kendi okuduğu okulları anlatıyorlar falan filan diye. Öyle başımız belaya girer diye bağlayız. Burada biliyorsunuz her şey en ince noktasına kadar hesaplanıyor. Hesaplanıyor, düşünüyor. Geçtiğimiz evet. Gün Oktay sen çok güzel evlilik haberleri verdin. Evet. Sana sorun bak bazen kendimizi de eleştireyim diye diyorum. Tabii, bir sürü ver. Tabii onu yok yapmazsak dedim. Fahir çünkü onu yapmazsak. O çok önemli. Anladınız mı? O çok sonunu, önemli. Cümlenin sonunu anladınız mı? Başımız belaya girer. Hayır. Onu yapmazsak bir adım öteye ne yapamazsın? Taşıyanla. Gidemezsin. Hayır, gidemem. Gidemem yani. Ben de gidemem yapacağız. Sen de gidemezsin. Onu yapacağız Fahir buyurun. Kenan İmirzalıoğlu evlendi dedik. Tamam. İşte dedik o dedik bu dedik falan. Ama Müzmin Bekar, Zürafa Şakir'in evlilik haberi neden burada verilmiyor? Niye burada bir ayrımcılık yapılıyor? Zürafa Şair zamanında şair, bu... şair değil ya Şakir. 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 Zürafa Şakir.
Evet. Müzmin bu... Bekar Zürafa Şakir lütfen öyle şey değil. Bekar Zürafa Şakir değil. Bir zamanlar televizyona çıkan düzenli adamlar vardı. Pire Vedat vardı, bir şeyler Pire vardı. Pire Ferhat vardı. Pire Ferhat. Ege, o gerçek... dönemden bir adam. Gerçekten. Bazı şeyleri çok güzel hatırlıyorsun. Bazı şeyleri hiç hatırlamıyorsun ya. Bir de şeyi hatırlıyorum. Vedat ben. Ne ya? Vedat mıydı? Ferhat mıydı? Ferhat. Bir işte bir pire tamam, ama. Başka neyi hatırlıyorsun? Eskişehirli yedi cüceleri hatırlıyorum. Tamam. Tamam. Onlar kadro tabii biraz yedisi, eksilmeler yedisini oldu. Yedisini de hatırlıyor musun? O zaman söylediğim bazılar bir sima alarak. O zaman söylediğimi geri alacağım. Kimmiş Fahir bu? Zürafa Şakir. İşte Müzmin Bekar Zürafa Şakir. Müzmin Bekar Zürafa Şakir. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin Müzmin Bekar'ı. Gerçekten zürafa mı? Kendisi son derece zürafa insan ama zürafa hayvan. Şakir nihayet dünya evine giriyor. Üstelik ben de uzun boylu bir Şakir diye bir adamı zürafa diye isim taktılar zannediyorum. Zürafa Şakir, bildiğiniz zürafa Şakir. Mesela hipopotam Necati vardı. Necati vardı. Onun olduğuna inanıyorsunuz. Zürafa Şakir'e niye inanmıyorsunuz? Antep Hayvanat Bahçesi'nde miymiş, evet. Şakir? 16 yıldır Türkiye'den de dünyadan da eş bulma çabaları vardı. Çünkü Zürafa Şakir'in burasına gelmişti. Burasının da bayağı uzun boylu olduğu için. Hakikaten bayağı şey olmuş. Yazık ya, 16 yıldır. 16 yıllık bu çile bitsin artık bu sene diye o da hakikaten şampiyonluk türküleriyle beraber Beşiktaş'ın şampiyonluğunu da araya katmak suretiyle demiş ki yeterin diye. Ve en nihayetinde Ankara'dan bir dişi zürafa getiriliyor. Zürafa Şakir'e. Bu zürafalar illa zürafayla mı? Bakayım. Yani arada bir nefsin mesela at, eşek, hani katır yok öyle bir şey oluyor ya. Yok zürafa da yok öyle. Öyle bir nefsini köreltsin diye bir şey olmuyor mu? Yok öyle bir şey. Hayvan gönderdim. Bir aile kuracağım diye bir şey var zürafalarda. Düzenli geleceğe yönelik bir şey tabii, öyle bir tabii. Gecelik bir eğlence. Mini yavrularımız şey olsun, şeylerimiz evet. Olsun diye de ben Ankara'dan gittiğini iyi anlamadım. Direkt uçuşla Ankara'ya mı gelmiş yurt dışından bir zürafa? Ankara'ya gelmiyor canım. Ha, Ankara'dan gidiyor. Tamam, Ankara'dan gidiyor da o niye 16 senedir gitmiyordu, bugün gidiyor. Bugün mü gelmiş ve yurt dışından direkt uçuşla mı gelmiş Ankara'ya? Şimdi Ankara'dan Kayseri'ye gönderilen bir dişi zürafanın Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne götürülmesi için çalışma başlatıldı. Aslında hiç haberleri yok çünkü böyle zürafaların kendi aralarında bir network olsa şey olsa. Şöyle bir şey mi? Bir yani de, bu aslında Kayseri'ye gidiyordu. Gelmişken buraya gel, biz seni bir yollayalım. Hayır, Kayseri'ye gidince oraya yakına gelince artık kokuyu mu aldı ne olduysa. Ya zaten o yüzden hayvanat bahçesi diye bir şey yok mu ya? Yani hayvanlar eğer o zaman hayvanat bahçesi olmasın, o yüzden demeyeyim de madem hayvanat bahçesine koyuyorsun Müzmin Bekar Zürafa Şakir'i, bütün ihtiyaçlarıyla ilgileneceksin yani. Sen bunu kapatıyorsun, her şeyinden ondan sonra sorumlusun. Bana ne dersen, ben burada yani Şakir'in. Bana ne bağırıyorsunuz, hayvanat bahçesi yetkilisi ben miyim? Bağırmıyoruz canım. Sen... Hayır, bir de hayvanat bahçesi yetkilisi olarak arayacağın kaç kişi var meslektaşın? 3'tür 5'tir. Sizde de şey zürafa var mı? Bir telefona bakar yani. Keşke bizim haberimiz olsaydı. Bence bir WhatsApp şey grubu kursalar. Yani bütün hayvanat bahçeleri. Kızışanlar diye bir şey yapsınlar mesela. Burasına gelenler ya da tak etti canıma diyenler. Çünkü şöyle söyleyeyim, 3 yaşında gitti hayvanat bahçesine. Şu anda 19 yaşında. Ama şöyle bir güzellik var. Geç oldu, güç olmadı. Güzel yani, buna da vesile olduğu için bir taraftan da seviniyoruz. Dişi zürafaya gelinlik giydirilecek. İşte 16 sene böyle beklenirse. Psikopatlıktan başka bir şey. Tam hayvana eziyet yani. Manyak şeyler yapılır ondan sonra. Dişi zürafaya gelinlik giydi. Nerede giydireceklermiş? Yola çıkarken mi? Hayır. Gelin almaya da gidecekler miymiş? Tabii, gelin alayı ve damat karşılama çeşitli. Zürafaya bir de altı kayan damat terliği giydirsinler o zaman Şakir'e de. Aman onu çok tehlikeli biliyorsun. Tehlikeli, en tehlikeli diye. Zürafa yere düşünce evet, kalkamıyor. Kalkamıyor ya. Öyle mi? Tabii. Evet. Gelin adayı için Şakir'in kaldığı barınak yeniden düzenleniyor. Ne oldu? Müzmin Bekar, Zürafa Şakir. Bekar eviydi çünkü orası. Bir anda Şakir'e döndü. Şakir Bey'e döndü hatta. Şakir Bey. Ayrıca düğün günü davetlilere tatlı ve şeker dağıtılması da planlar arasında. Kesme şeker mi? Davetliler dedin herhalde, hayvanlardan bahsediyor değil mi? Yo, orada bazı davetliler birbirini yiyebilecek durumda olduğundan, mesela bu orman ama düğünleri canım, şeydir yani. Hiç filmlerde öyle değil. Aslan Kral'da mesela hatırlarsan hiç öyle bir şey yok. Ben ne orada ben bir doğumu anne. Biliyorum ya, düğünü bilmiyorum. Düğün öncesi şey, doğum öncesi düğünde muhakkak ki vardır yani, öyle düşün bir taraftan da. Sonra şey vardı. Sen daha hakimsin. Ne? O benden daha kıdemli ebeveyn olduğu için. Neydi o güzel çizgi filmin? Orman çiçeği mi? Orman çiçeği değil ya. Yine hayvanlarla ilgili. Bambi mi? Bambi değil ya. Böyle güzel, böyle kalabalık, böyle bir şey. Ne bu kalabalık? Ne bu kalabalık? Of. Neyse, biz Şakir'imize mutluluklar dileyerek sonuçta gelin tarafıyız. Bizim de gitme hakkımız var. Doğru mu? Kız tarafıyız biz. Kız tarafı olarak. Keşke Ankara'da yapsan düğünü.
Neyse en azından. Herhalde yaparlar bir kına falan bir şey olur ya. Sen şey çek. Bir şey çek, ne çekebilirsin? Sürme mi? İşte benim karşımda olacaksa ne çekebilirim? Bir telgraf çekebilirim. Evet, bravo. Bir telgraf çekelim. Mutluluklar diyelim siyah dilli zürafalarımıza. Sıra dışı alışveriş. Yeni bir tartışma açtık. Merak etmediniz mi? Ne bu? Direkt girmedik vallahi. Modern Sabahlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Gökyüzüne yükseliyoruz. Şimdi Şenol Günbayrak fır dönüyor şehrin semalarında. Trafikten en son ayrıntıları anlatmak için. Şenol Bey günaydın. Şevkine geçeyim. Sana da günaydın. Şevkine dinleyiciler. Sizlere de günaydın. Ellerinizden, gözlerinizden, kellerinizden öpüyorum. Derim sellerden. Şenol Bey bir neşe var sizde. Neşe var tabii ki Şevkine. Sonunda sezon açılıyor. Sanatçılar için güzel bir sezon başlıyor. Şenol Bey, sanatçılar için sezon başlıyor deyince diyorsunuz ki benden bu sabah trafikle ilgili hiçbir şey bekleme. Şevkine geçeyim. Tabii ki bekle. Ama işte boşa beklemiş olursun. Çünkü tamamen güzelliklerden bahsedeceğim. Trafikte güzellik Şenol Bey. Açık yolları söylediğiniz zaman insanlara çok güzel bir moral oluyor. Şevkine geçeyim. Açık yollarda diye de açık bir sezondan bahsedeceğim. Konser sezonu mu? Açılışlar falan mı? Yok, daha çok bizim düğünler işte. Ne tip düğünler Şenol Bey? Sünnet düğünleri. Diğer gelin damat falan o tip şeylere gitmiyor musunuz? Şimdi o tip şeylere gittiğimizde zamanında sıkıntılar oldu. Ne sıkıntı çıkarıyorsunuz insanların düğünde? Ya şimdi ben biliyorsun şatafatlı renkli bir kişilik olarak düğüne gittiğimde gelin gölgede kalıyor, damat eziliyor, kıskanıyor, bir takım şeyler oluyor. O yüzden ben rekabetin sıfır olduğu sünnet düğünlerini tercih ediyorum. Ne rekabetine giriyorsunuz sünnet düğününde Şenol Bey? Şevkine geçeyim şimdi sonuçta. Ya iğrençleşmeyin lütfen ya. Şevkine geçeyim ne alakası var ya? Neyle ne alakası var Şenol Bey? İğrençlikle ne alakası var? Sünnet dediğimiz insanların en mutlu olduğu günlerden bir tanesi. Bugün sünnet deyince akla ilk gelen isim Şenol Günbayrak. Çık sokağa mesela. Evet. Birini bul. Evet. Sünnet de. Evet. Ne diyecek sana? Manyak mısın falan der Şenol Bey herhalde sokakta bir adamı çevirip sünnet der. Hayır manyak mısın diyebilir. Tabii ki de sohbeti tatlı devam ettiği için sünnet deyince aklınıza ne geliyor, gözünüzde ne sallanıyor diye sorarsan Şenol Günbayrak diyecektin. İşte ben de bu sene sünnet düğünlerine zımba gibi yepyeni 2016 model Şenol Günbayrak olarak çıkıyorum. Ne yapıyorsun Şenol Bey? Ne yapacaksınız yani, kostüm falan mı? Yok kostüm değil, biliyorsun benim 3-5 kilo fazlam var. 3-5 kilo fazla değil Şenol Bey ya. 3-5 kişi fazlanız var sizin neredeyse. İğrenç bir şey Şevkine gibi. Ben burada bir güzelliği seninle paylaşmak istiyorum. Senin de sonuçta köpeği olan bir insansın. Senin de diyet ihtiyacın var. Yani 3-5 kilo kadar her zaman verebiliriz yani. Şimdi bu diyet gerçekten basit. Uygulaması kolay. Hakikaten de sonuç alabileceğim bir diyet. Bunun adı ne olabilir? Ne olur bir şey olur? Ne olabilir sence? Ne olabilir? Sence? Sevgili dinleyiciler, siz de tahminde bulunabilirsiniz. Ne olabilir? Bilmiyorum Şenol Bey ya. Ben bir düşün. Bir düşün, bu diyetin adı ne diyeti olabilir? Şenol Günbayrak diyeti mi? Biraz yakın oldu. Ne? Mucize diyet mi? Mucize değil, daha bir yiyeceklerden düşün. Elma diyeti mi? Elma ile alakası yok, başka bir şey. Kaşıkla yenen bir şey. Pilav diyeti mi? Saçma saçma konuşuyorsun ya. Ne bilmiyorum, anlamadım Şenol Bey ya. Ne diyeti, kaşıkla yenen bir tane şey var. Yoğurt diyeti olacaktı Şevkine Ege. Yoğurt diyeti. Şöyle yapıyorsun, basit. Herkesin evindeki malzemelerle hemen uygulamaya başlayacağı 2-3 gün içinde sonuç alabileceği bir diyet. Biraz o zaman anlatın Şenol Bey, vaktimiz de kısıtlı. Vakit kısıtlı olabilir ama diyetimiz o kadar basit ki herkesin aklına gelecek. Sabah 3 kaşık yoğurt. Bildiğimiz yoğurt, yağsız falan. Yağsız olabilir, yağlı olabilir. Sonuçta kaşıkla yenen yoğurtlardan. Yoğurdun... Ne Allah Allah, yoğurdun özelliği kaşıkla yenmesi mi Şenol Bey? Fakir Bey, isteyen çatalla da yiyebilir tabii ki. 3 kaşık yoğurdumuzu alıyoruz. Evet. Üstüne biraz kuru nane, bir çay kaşığı kadar kuru nane serpiyoruz. Evet. Önce bunu yiyoruz, ondan sonra hayvan gibi yiyoruz yemeyeceğiz. Nasıl, anlamadım. Ne bulursa yiyorsun. Ekmek ye, salam ye, sosis ye, sucuk ye. Reçelleri gani gani ye. İstediğini yiyebilirsin ama öncelikle 3 kaşık yoğurdun üstüne nane yapıyorsun. Kahvaltı böyle. Ama zaten o kahvaltı seni öğlene kadar tutar. Öğlen 1 kaşık yoğurt yiyorsun. Evet. Üstüne. Evet. Üstüne biraz nane yapıyorsun. Tamam. Ondan sonra da onu kaşık ve çatalla yiyorsun. Sonra?
Onu düşüne. Tahmin edeyim mi? Tamam, tahmin et. Hayvan gibi mi yiyoruz yani? Hayvanlar gibi yiyorsun, okul gibi yiyorsun. İstediğini yiyormuşsun Şevriye'de. Akşam? Akşam ne Şenol Fethi? Akşam hiçbir şey yemiyorsun Şevriye'de. İşte bu diyet, Şenol Günbayrak'ın mucize nane diyeti, yoğurt diyeti, ne diyeti olursa olsun buna dikkat ediyorsun. Ama en önemlisi akşam hiçbir şey çok acıkırsın, ufak bir parça bir şey atıştırmayın. O kadar. Çok teşekkürler Şenol Bey. Hakikaten bu diyeti uygulayacağım. Bakın siz mi daha çok sonuç alacaksınız, ben mi? Sevgili dinleyiciler, sizlere de bu mucize yoğurt diyetine davet ediyoruz. Bu sabahlık hoşça kalın. Zayıf günlerde buluşmak dileğiyle. Modern Sabahlar. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Yeni bir saatin başından hepinize bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Macera dolu dakikalar olacağı benzer. Ne dersiniz? Pardon. Az önceki böyle hem irite edici sahte kahkaha, bir de hem biraz sahte ama insana hoş gelecek bir kahkaham var. Ben orada karıştırıyorum bazen hangisi. Sadece dop dolu olacağını göstermez. Bu keyifli kahkahalarımız aynı zamanda neşveyle geçecek bir saati daha gösteriyor. Öyle değil mi sevgili dinleyiciler? Hatta şöyle diyebilirsin. Önümüzde neşve dolu bir saat daha var. Çok saçma olmasına rağmen sevgili dinleyiciler, şu kahkahalara yani bir iki saniye bir fırsat verirseniz o kadar havaya gireceksiniz ki, bakın tekrar yapalım isterseniz, siz de eşlik etmeye çalışıyorum. Bir daha, bir daha mı diyorsun Okan? Hayat devam ediyor. Devam ediyor. Hayat devam ediyor. Ay nereden buluyorsun bu esprileri? Ay. Tamam yeter ya. Sevgili dinleyiciler, siz de yanınızda sevdikleriniz varsa ya da gıcık olanlar atarak. Evet. Gıcık olduğunuz birileri varsa, bir de gıcık olduğunuz insanlar. En güzel nispet kahkaha. Evet. İş yerinde mesela sevmediğiniz insanlar var. Atın yanında şu kahkahalar, şan kahkahalar. Gidin bir köşeye bir arkadaşınızla bir kahkaha atın. Baksın, uğraşsın, dursun neye gülüyorlar. Yalnız sevmediğin adamın yanında da büyük ihtimalle o sevmediğin kişi de senden haz etmeyen biridir diye düşünüyorum. Öyle bir kahkaha atsan ne oluyor ya falan dediği zaman ne diyeceksin? Evet. Bir kahkaha daha mı atacaksın? Uğraşsın daha dursun işte. Sana bir şey açıklamak zorunda değilim. O zaman çirkin oluyorsun işte, sana ne bir şey açıklamak zorunda değilim diye laf edersen. Şöyle diyeyim o zaman. Bak yapalım mesela. Tamam yap. Bak ben o gıcık olan olayım. Tamam ben gülüyorum şimdi. Sen de bizim dinleyicimiz ol, tamam mı? Neyi? Niye gıcık? Ben gülüyordum. Neyi diye mi sordun? Hayır ben gülüyordum. Sanki dört dörtlük anlaşılıyor sen programda her bir dakika, bir dakika. Bazı yapıyorum. Şeyler anlaşılmayınca neyi diye bana tepki gösteriyor. Ben gülüyorum, sen geliyorsun, neye gülüyorsunuz diyorsun. O mu? Hayır, sen şimdi bizim aramız kötüymüş. Evet. Bir iş yeri düşün Fahir, tamam mı? Tamam. Bizim aramız kötüymüş. Evet. Sen bu dakikalarda bizi dinleyen dinleyicimiz misin? Ha evet, dinleyicimiz. Tamam mı? Evet. Ben de öteki o gıcık olan adammışım ya da kadınmışım. Tamam. Şu evet, anda evet, karar verdim. Evet, evet, evet. O ben şu anda bilgisayarın başında çalışıyor gibi yapıp kişisel şeylerimi yapıyorum, tamam mı? Tamam, çok sen güzel. Sen de beni gıcık etmek kişisel için. Bakımını yapıyorsun. Evet. Sadece gıcık etmek için değil, çok sallamadığın şey yapmak için gelip yanında kahkaha atıyorsun, tamam, tamam mı? Tamam. Tamam oldu mu? Tamam anlaşıldı. Tamam. Aa, ne oluyor be? Ne gülüyorsun? Bana mı gülüyorsun? Aa, yok seninle alakası yok ya. Çok güzel bir şey vardı onunla ilgili. Kendi kendine diyorum, Modern Sabahlar diye program dinliyorum. Orada inanılmaz çok eğlenceli gidiyor. Kendi kendine kulaklığına gülüyorsun yani. Hayır radyoyu dinliyorum canım ya. Sen de dinle, sen de gül. Sen kendi şu anda Fahir şu anda reklamını yaptın. Hem kendinden soğuttun hem de programdan soğuttun. Programdan da bir şey söyleyeceğim ya. Ben de soğudum gerçekten yani yaparken ben de soğudum da. İyi o zaman. Tanıtıcı reklam yapıyor gibi hissettim. Elimde de elimin altında da Modern Sabahlar tanıtımı hemen. Senin kafan şeyden karıştı değil mi? Şu anda bizi dinleyen sen de bizim evet dinleyicimiz ya misin deyince sanki evet her dinleyen kişinin bir şekilde bizim reklamımızı yapma zorunluluğu var gibi. Aa, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ya. Ay ben şu anda çok rahatsız oldum ya. Niye o zaman verebileceğimiz tek tavsiye dinleyicilerimize hemen lütfen programımızı dinlemeyin. Çünkü size zor duruma düşürebilir. Gidip ağzımı yıkayacağım, kusura bakmayın, bir küçük mola veriyorum. Ama bunun yani bu küçük canlandırmamızda ne anlaşılıyor? Yalnız kalmayı öğrenmek lazım. Evet. Yalnız kalmayı öğrenmek. Bakmayın şeye mi bağladın sen? Şeye bağlıyorum ben şu anda. Chicago Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. Chicago Üniversitesi. Chicago. Biliyorsun büyüğünün adı Chicago, küçüğünün adı sempatik olduğu için Chicago. Chicago Üniversitesi uzmanları yaşlılıkla ilgili kriterlerin sadece obezite, diyabet, tansiyonla sınırlı olmadığını, yalnızlık, stres,
depresyon, uyku problemi gibi şeylerle birleşince... Oktay, onları Türkçemizi güzel kullan. Yalnızlık, stres ve depresyon. Bunları lütfen güzel dikkat edelim. Sonra özel radyolar Türkçemizi bozuyor diye bize bağırıyorlar. Doğru. Uyku problemini doğru söyledin ona. Onu doğru söyledin. Bir tek uyku problemi, o hariç hepsi yanlış. Ölüm riskini %19 arttırıyormuş. Yalnız obezite yaşlılıkla bir alakası yok ya. Maalesef obezler fazla kilolular çok yaşamıyorlar gibi bir gerçek de var. Yani ben hiç öyle çok yaşlı ve şişman birini görmedim. Onunla ilgili olarak doğru söylüyorsun ama vücut kitle endeksi 27 olanlar, ki burada hesaplamayı bana söyle, yani onu da bakarız istiyorsanız. Vücut kitle endeksi 27 ise... Nereden bakacağız Fahir? Vücut kitle endeksi nasıl hesaplanıyor? Nereden bakacağız Ege? Benim çok güzel bir burada şey şablonum mu var? Şablonum var ya, onun hesabı. Cetvelim var değil mi? Çeviriyorsun mesela. Hiç sesimi, sesimi çıkarmazsan bu tartışmaya hiç girmemiş olacağım. Ya şöyle Ege, yaşlı yaşlılıkla beraber, yaşın artmasıyla beraber bu metabolizma hızı düşüyor ya. Hı hı. Metabolizma hızı düşünce ne oluyor? Sen obezite kapımızı çalmaya tabii başlıyor. Çalmaya başlıyor yavaş yavaş. Kilo alma durumu başlıyor. Yaşlılıkla beraber artan obezite dediği o yani uzmanların. Ama esas yalnızlık. Yani yalnızlık. Yalnız kalmak yaşlandırır demiş Chicago Üniversitesi'ndeki bilim insanları. Ve fakat öyle mi? Valla ben filmlerden de biliyorum mesela. Siz korkuyor öyle musunuz yalnız kalmaktan mesela? Ya yok, bilgisayar var, internet var. Ha, yani, televizyon maçlı bağlatırsın. Yalnız girdik, yalnız gideceğiz. Aslanım ne öyle düşünmek yeni dünyada lazım. İnsanların en büyük korkularından biri yalnız kalmak. Belki pek çok kişi bunu şey yapamıyor. Bu kadar açık yüreklilikle samimi olarak itiraf edemiyor ama öyle diyor insanlar, daha doğrusu uzmanlar. Ahan da işte bunu da bilim insanları da böyle şey yapmış, araştırmış. Öyle bir gerçek var ki bu sonucu buluyor bilim insanları. Yalnız kalan adam daha çabuk yaşlanıyor diye. Yalnız kalmayın demişler. O zaman lütfen cep telefonumuzla ilgilenmek yerine çevremizdekilere sıkı sıkı sarılalım da yarın öbür gün yalnız kalmayarak hayatımıza devam edelim. Çok pis bir şey değil mi o ya? Yarın öbür gün yalnız kalmamak için bir takım adamlara gidip sarılacağız. Daha doğrusu bir takım adamlara sarılsak yine iyi. Rızasını aldıktan sonra mı? Sevmediğimiz bir takım adamlara bugün sarılmak, yani yalnız kalabiliriz diye çok sinsice bir hareket değil mi o ya? Ya zaten yalnızlık dediğimiz şey illa böyle yanında bir can yoldaşı olmasına da gerek yok. Ömür boyu yanında nefret edebileceğin bir kişi bile olsa yalnızlıktan kurtuluyorsun. Habire ona laf sok mesela. Doğru, negatifi alır değil mi? Tabii canım. Negatifi alsın gitsin. Sinirini yönlendireceğin bir adam. Yoksa bunu, pencereden sokaktaki çocuklara bağıran bir yalnız doğru, yaşlı oluyorsun. Bunu ister negatifi kusarak yaparsın, ister sevgini büyüterek yaparsın, fark etmez. Doğru mu Fahir? Kesin doğru da ikinizin arasında kaldım. Hanginizin yaşlılığında kimin yanında olacağım diye şu anda valla benim kafa fırfır da çalışmaya başladı. Beni seçmeyeceğin gibi geliyor. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Maceradan maceraya adeta bir çekirge gibi zıplıyoruz. Hop. Çekirge değil, daha hop, çok bir ceylan gibi. Böyle hani o kadar zarif bilekli bir ceylan ki böyle tık 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 tık. Hani mesela böyle sincapta bir şey var. Sincapta tabii güzel örnek ama yani sincapta bir yalap şaplık var. Ama ceylan öyle mi? Ceylan zarif, ceylan naif, ceylan hoş, ceylan güzel, ceylan... Senin ceylan gözlerin. Joy Türkü'de Modern Sabahlar devam ediyor sevgili. Evet, şimdi biraz daha çok önemli bir mevsimi geldi. Mevsimi geldiği için ben hemen aktım. Gerçi bunun mevsimi yok. 4 mevsim yapılabilen bir aktivite. Buyurun. Ama özellikle yaz sezonuna girilirken sıklıkla yapılan aktivitelerden bir tanesi. Ne o? Kurşun dökme. Gene geleneksel kurşun dökme şenlikleri. Yaz sezonunda mı bu aktivite? Girerken bahar sonu, yaz başı. Bahar temizliğini yapalım, üstüne de kurşunumuzu dökelim ve zumba gibi devam edelim. Evet, 3000 yıllık bir geçmişi var. Bundan 3000 tam 3000 yıl önce. Mi? Yani sene 2000 kaç şu anda? 16. Eksi geri kaldı. 900 ya, milattan önce 900. Eksi 1000. Eksi bin değil ya, milattan önce 994, tam rakamlarla konuşacağım. Yine böyle bir günde başlamıştı kurşun dökme hadisesi. Bu kurşunu ne yapak çünkü o zaman tabanca falan diyor. Yok. Bari dökek. Dökek bir şey yani. Diyeceğim, hiç kurşun döktürdünüz mü siz? Hı hı.
Yani herhalde herkesin bir dökülmüşlüğü vardır. Bana dökülmedi abi. Ben kendim bilinçli. Benim üzerinden esprim patladı. Ondan böylesin. Bu benim üzerindeki nazar bundan mı acaba ya? Nazar mı artık nedir bilmiyorum. Kem göz müdür? Ferafir gözü müdür? Nedir? Oktay. Siz, gerçekten sizi de döküldü. Çocukken bana çok döküldü. Hadi canım. Benim hayatım battaniye altında geçti ya. Bir de çok döküldü diyorsun. Evet. Battaniye mi? Hayır tabii. Kuşun da öyle bir battaniye olur falan. Battaniye tehlikeli ya. Örtü olması lazım i̇şte onun böyle. İşte koruyucu örtü işte. Battaniye. Battaniye yanar çünkü. Durumları varmış demek ki battaniye. Yok canım onun çok güzel battaniyesi kurşunun var. Kurşunun ısısını da muhafaza etmek için. Aynı zamanda. Yani çünkü tepende kurşun dökülürken cos ederken sana bir şey gelmesin diye. Tamam işte örtü tipi bir şey yeterli olmuş. Sana falan ne zaman döktüler kurşun? Bana döküldüğünü hatırlamıyorum. Yani ben kendim bilinçli dökmedim ama kesin dökülmüştür. Yani öyle hayal meyal. Yanlışlıkla mı döküldü diyorsun? Hayır yani işte şey diye gözümle. Bir örtünün diyeceğim. Altında olduğunu hatırlıyorum ben da diyorsun. Altındaymış. Ama yukarıda ne olduğunu bilmiyorum diyorsun. Bilmiyorum ne yapıyorlar. O zaman dökülmemiş sana. Sen uyu diye o örtüyü büyük ihtimalle şey yaptılar. Öyle ne, şeyler öyle, hatırlıyorsan. Öyle örtü mü? Çünkü kurşun dökülse anlarsın falan. Nasıl? Sana da dökülmemiş demek ki. Sana dökülmüş. Yok bana da dökülmedi. Bir tek bana mı döküldü yani? Evet. Aramızda çünkü hakikaten bir tek sana döküldü. Sen biraz macera alın. Kurşun dökülme maceralarını bize paylaş. Ama haberimizden hemen sonra. Buyurun. Ne güzel bağlıyorum ya. Hakikaten bir de şey yap güldün ya keyifli. Ruhsal çöküntülerin ve hastacıklıkların tedavi edilmesinde son derece yardımcı bir alternatif. Ne alakası var canım Allah Allah. Yani ya buna inanan bunu... var inanmayan var ama bu tabii bunu inananlar ve uygulayanların söylediği şey. Oktay yani. Nazar diye bir şey var yalnız tamam mı canım? Nazar var da yani nazara karşı bu bir tek mücadele yöntemi mi ondan çok emin değilim. Nazar boncuğu kadar etkili diyorlar uzmanlar. En az. Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Adli Toksikoloji ana bilim dalından hocamız doçent doktor Zeliha Kayaaltı ve çok değerli ekibi ne demiş? Bu kurşun dökme geleneğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini şu şekilde açıklamış. 1 ile 50 yıl arasında kurşun döken kadınlar üzerinde inceleme yapmışlar. Yani son bir kurşuncu teyzeler. Kurşuncu teyzeler dediğimiz. Dökenler üzerinde. Dökenler üzerinde. Kanda en yüksek 6 olması gereken bir 46 mı çıkmış? Yok 14-15 o şekilde ölçmüş. Tabii. Maruz kalıyor çünkü ya. Kurşunu eritiyorsun da onun buharı çıkıyor bir şey oluyor. Kurşuncu Hasibe ya düşünsene. Kurşuncu Hasibe Hanım var. Ne demişler nasıl bağlamışlar? Lütfen pencereleri camları açınız. Açık alanlarda dökün. Battaniyenin altında örtünün altında olanın bir zararı yok bak, sonuçta. Şeyi alıyor. Havalansın. Dökülenin buharını. İşte falanını filanını yok canım dökülenin. Buharını. Nazarı. Buharı dediğim ha dökülen dedim. Nazarı. Nazarı alınıyor. Nazar artı buhar. Buhar öbürü al. Demek ki belki de nazar buhar şeklinde öbürünün bünyesi. Bir de ben bir şey antimon dediğimiz şey belki de nazarmıştı. Antimon yok, ne ya? Daha hiç demedik onu. Dedik canım 14-15 çıkıyor dedik ya. Normalde vücudumuzda nazar olarak 6 bulunması yok. Gereken nazar 14-15'e çıkıyor. Kurşuncu Hatibe teyzelerin genel olarak vücut kanlarını incelediğimizde antimonun 14-15 yani nazar. Belki kaldırıyor alıyor, da ondan kurşuncu alıyor, oluyor. Emiyor adeta bakılıyor emiyor. Nazar benim bildiğim kadarıyla periyodik cetvelde bir yeri yok ama antimon dediğin şeyin var. Antimon farklı bir şey. Yani şimdi de yanlış. Hocacığım, aramızdaki antimon severleri kırmayalım yani. Tabii lütfen. Yani mesela zehirli pazardan şey antimon aldım. Tabii. Zehirlidir. Esas zehir kurşundur ya. Kurşun hayır. En tatlı zehirdir Oktay, diye. Bir şey söyleyeyim. Eski Roma'da Karatay Hoca vardı. Biliyor musunuz bilmiyorum. En tatlı zehirdir diye söyledi kimse inanmadı. Ne olur Romalılar ondan sonra battı kurşun gitti. Zehirlenmesinden bir teoriye göre maalesef. Öyledir biliyorsunuz değil tabii, mi? Tabii. O sürahi o kurşun bakır çalayından şeylerin kadehlerin falan bakır, hastasıdır biliyorsunuz. Evet, Roma evet. İmparatorluğu döneminde hastasıdır evet. Onlar. Ondan sonra şarabın da hastasıdır biliyorsunuz Roma tabii. İmparatorluğu döneminde. Şarabı bakır. Koymuşlar. Ne olmuş o asit ne yapmış? O kurşunu ne yapmış? Yavaş yavaş yıllar içinde. Kurşun nereye geldi? Bakır var. Bakırın içinde kurşun mu var? Ya kurşun kadehlerin falan kurşunla at şey kadehi, kadehlerin sürahilerin hastasıdır dedim ya Fahir. Ay tamam. Ne işte, ben onun bakır çalayından oldu diye biliyorum. Bakır çalayı da bir diğer bölgede olan teori. Bir zehirlenmedir. Ama esas imparatorluk ulan, merkezinde. Koca imparatorluk bakır çalayından gider ha, tabii, arkadaş. Bakır çalayından değil. Kafa gidiyor. Kafa gidiyor. Bakır neden? Çalayından gitmiyor. Neden? Çünkü koca imparatorluk kurşun zehirlenmesi. Manyaklık yüzünden mi bitti ya? Tabii canım. Kurşun zehirlenmesi tamamen. Oraya da geleceğiz. Buraya da yol yapacağız diye koskoca Roma İmparatorluğu. Yani hayır gideceğiz yapacağız da gidersin gelirsin onu anlarım da yani deli gibi bir şey olunca tabii insanlar nereye gidecek yatacağız yiyeceğiz sonra ne yapacağız? Kilopatra'yı getirin ma. Yok onların şeyden iş zaten zıvanadan çıktı bunların kazılarda çıktı ya hep beraber yapıyorlarmış affedersiniz çok affedersiniz. Neyi yoğurdu günlük ihtiyaçlarını kabahatlerini hep beraber çember olup oturup sohbetler
muhabbetler falanlar filanlar hep oradan delirmişler. Çünkü o kadar hoş bir şeydi ki öyle bir... Neyse tekrar Roma'dan günümüze gelirsek, gelelim. Kurşun döktürmek zehirli olabilir mi diyor uzmanlar. Kurşun dökerken... Zehirli zaten olabilir de lütfen camı pencereyi açınız demiş olabilir sonunda. Açık havada evet, ya da maske kullanın demişler. Kurşuncu Hasibe teyzeler maske kullansınlar. Biyonik Hasibe teyze olur o zaman ya, maskeli şey olur mu? Maskeli Hasibe teyze olur bir mu? Bir de Ege, sen aramızda kurşun dökülen madem tek kişi, sen sana sormak istiyorum. Çünkü muhatap olarak bir tek seni görüyorum şu anda yaşayan kişi olarak. Şeyi bir kere mi yapılıyor kurşun dökme olayı? Nazar ihtiyacına göre mükerrer defa yapılabilir. Ha öyle mi? Ben 3 diye bir set 3 kereden oluşur diye bir şey biliyorum. Buyurun, ama Oktay'cım, tamamen yanlış bir galiba. Bir set 3 dediğin? Ya şimdi sıvı kurşun alıyorsun, suyun içine atıyorsun. Eriyip bir kurşun, şey oluyor. Evet. Oradan şekil çıkıyor, o yorumlanıyor sonra. Tekrar, Hasibe teyzenin coşkusu orada başlıyor. Hayır, işte göz göz olursa. İşte onu ben 3 diye biliyorum. Yani tekrar alıyor, göz bir daha eritiyor. Bir daha eritiyor, bir daha döküyor. Ondan sonra bir daha, böylece su da yavaş yavaş soğuduğu için o şeydeki su ılıdığı için ondan sonra o coslama da azalıyor. Böylece nazar da gitmiş oluyor gibi bir şey var. Üçleme. İşte nazara göre bazısının hiç olmuyor. Evet. Çünkü çok esnemiş oluyor. Evet. Bir ne de oluyor? Esnemiş oluyor. Nazar şey yaparsın. Onu da metal bir paraya akıtma yaparsın. Akıtma mı? Tabii Oktay, sen de bayağı bir cahilsin. Hakikaten bu konularda en büyük eksim var. Sadece bizde değil yalnız, Finlilerde de böyle bir durum varmış. Dökme. Dökme dedim. Yıl başında döküp ondan sonra bu sene nasıl geçecek bak, diye. Bak Asya demiş ki batı tarafı, Roma İmparatorluğu'ndan bahsediyor. Batı tarafı kurşundan, doğu tarafı bakır çalayından kafa gitmiş. Ha, batı Roma İmparatorluğu kurşundan, doğu Roma İmparatorluğu bakır çalayından. Teşekkür ediyoruz Asya Hanım, sağ olun efendim. Joy Türk'e modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Neşe içinde şu dakikalara kadar geldik ama böyle devam etmeyecek gibi. Çünkü hayatın bazı acı gerçekleri var. Onlarla yüzleşeceğimiz dakikalara giriyoruz. Hazır mısınız? Acı gerçekler mi? Hazırız ama bazen acı gerçekler, bazen bize umut veren haberler de oluyor acı gerçeklerle. Acının içinde illa yani, umut bulma. Evet yani öyle bir tamamen karamsar böyle bir şey haberler değil. Bakalım bugün hazırız değil mi Fahir? Saçımızı başımızı yolduracak haberler. Sevinçten yani. Veya kederden. Merhaba dostlarımız, dostlarımız, evcil hayvanlarımız. Kedi ve köpeklerdeki diyabet vakaları son 5 yılda %900 arttı sevgili dinleyiciler. Dikkat, diyabet diyoruz. Benim de bu durumda... Reklamında oynayan ve direksiyona geçip yüksek sürat yapan Gülse Birsel bu sahnelerde dublör kullanıyordu. Dublörü Alişan Özkan'la çektirdiği fotoğrafları da Instagram'da paylaştı. Dublör olduğunda net bir şekilde anlaşılsın diye Alişan Bey'e Gülse Hanım'ın giydiği abiye kırmızı elbisenin aynısı giydirilmişti. Benim de bu durumda... Amerika Birleşik Devletleri. Amerika'da bir baba, bir oğul ve bir bizonun acı dolu hikayesi. Evet, bir baba ve oğul Yellowstone Ulusal Parkı'nda gezerken bir bizonla karşılaşıyorlar ve bu bizonu kurtarmalıyız diyerek arabasına alıyorlar ve olduğu yere götürüyorlar. Ama bilmiyorlar ki insanların bizonlara en fazla 25 kilometre yaklaşması gerekiyor. Bizonu bıraktıktan sonra bu parkın yetkilileri anlıyor ki doğada tek başına kalan yavru dışlanıyor diğer bizonlar tarafından ve kesinlikle doğal ortamına bir daha dönemiyor. Maalesef bizonu doğa değil cehalet öldürüyor. Benim de bu durumda... Şarkıcı Justin Bieber parantez içi 22 2013 senesinde Arjantin'de çok güzel bir konser verdi ve bir gece kulübünde korumaları bir takım fotoğrafçılara
saldırtarak bir takım olaylar çıkardı ve bununla ilgili suçlanmıştı. Dünya turnesi kapsamında yine Arjantin'e yolu düşen şarkıcı bu sefer gittiğim yerde şimdi beni çok güzel bir şekilde cezalandırırlar diyerek Arjantin konserini iptal etti. Benim de bu durumda. Beklediğimiz bir haber değişik bir şekilde karşımıza çıktı. Çeşitli filmlerden tanıdığımız yabancı oyuncu Susan Sarandon açıklamasını yaptı. Artık ben de porno film çekmek istiyorum. Benim de bu durumda. Fransız hükümeti tarafından gündeme getirilen yeni bir yasa tasarısıyla ülkede hakim karşısına çıkmadan sadece 50 euro. Evet, yanlış duymadınız. Bugünün parasıyla 168 liralık bir ödeme yaparak boşanmak artık mümkün olacak. Adalet Bakanı Jean-Jacques Rousseau, düzeltiyorum, Jean-Jacques Urbo açıklamasına göre bir şekilde adalet sistemini modernleştirmemiz gerekiyordu dedi. Benim de bu durumda. Modern sabahlarda gerçeklerle, acı gerçeklerle yüzleştik sevgili dinleyiciler. Yoluna yoluna tepemizde saç kalmadı ama biraz da neşe diyoruz şimdi. İrem Derici, Danto ile devam ediyoruz. Aynı yapıyorsunuz, vallahi aynı yapıyorsunuz. Geç açtım hakikaten mikrofonumuzu, aynı yaptığımız anlaşılmadı. Daha da aynı ama oldu. Beyan esastır Oktay, beyan esastır. Ege beyan etmiştir, esastır. Sevgili dinleyiciler, daha doğrusu ismini vermek istemeyen dinleyiciler, sizlere sesleniyoruz bu saatimizde. Sevdiceğinizle ilişkinizde inişleriniz çıkışlarınız oluyordur. Zaman zaman söylemek istediğiniz şeyler oluyordur. Ama şimdi tatsızlık olur, tabur olur falan diyerek içinize atıyorsunuzdur. Bu sabah işte size çağrı yapıyoruz. Sevgilinize, sevdiğinize söyleyemediğiniz şeyleri isminizi vermeden bizle paylaşabilirsiniz. @modernsabahlar veya façeden facebook.com/modernsabahları kullanabilirsiniz. Ha, ben sesimi değiştirerek ararım, İsmimi vermeden aklıma geleni söylerim diyorsanız telefonumuzu da verelim. 0212 368 62 40 telefon numaramız. Sevgilinize tavır yemeyeceğinizi bilseniz ne demek isterdiniz diye soruyoruz. Şimdi façede şey direkt olarak çıkıyor ya kimlikler, çok saçma bir şey. Twitter'da da çıkıyor. Yani Twitter'da şöyle, şimdi Zeynep Hanım demiş ki sırf tribe kurban gitmemek için anonim hesap açılmayacağından pek rağbet görmemiş. Görmeyecektir, ortalık karışmasın, aman dikkat demiş. Ozan Bey de onun üzerine demiş ki bence DM'den yürütmeçli program olmalı demiş. Aslında evet, DM'den yürüyebilirsiniz bize sevgili dinleyiciler bu konuda tabii ki. Bir arkadaşımdan duyduğum kadarıyla diye yapabilirsin. Ben arkadaşımın sesiyim falan diye yapabilir dinleyiciler. Sabah sabah uğraşmasın. Yine de şimdi sevgilisi duyacak onu. Ya bir şekilde duyacak, o da üstüne alacak. Yazanlar var, gönül rahatlığıyla açık yüreklilikte yazanlar var. Açık, onları açık ilişkilerde. Ama arkadaşlarının şeylerini yazıyor onlar da, değil mi? Yakmayalım kimsinin başını. Tabii evet. Şurada herkes ikiye espri yapacağız, hı-hı, diye. Hı hı. Herkes arkadaşının başına geleni yazıyor. Tabii mesela canım, bir arkadaşının veya bir tanıdığını. Şimdi biz önce şunu yazdık sevgili dinleyiciler, onu bir söyleyelim. Okuyalım. İsmini vermek istemeyen dinleyicilerimize bugün söz veriyoruz. Tavır yemeyeceğinizi bilseniz sevginize neyi itiraf etmek isterdiniz? Biliyoruz çok seviyorsunuz onu ama ufak tefek de olsa ona söyleyemediklerinizi, yüzüne söyleyemediklerinizi bize bir arkadaşım diye başlayan bir cümleyle bir şekilde, hı-hı, aktarabilirsiniz. Biz isminizi vermeden ve Twitter'dan yazanları da retweet etmeden etmemek suretiyle. Çok önemli. Tabii bu retweet yok. Bugün sadece like okuma var. Like var. Like, evet, var. Retweet yok. Bugün asla. Yok. Mesela ismini vermek istemeyen bir dinleyici demiş ki ismimi vermeyeyim. Ailesinden birinden, parantez içinde anne, baba, kardeş vesaire, hoşlanmadığımı söylerdim imkanım olsa demiş. Hangisinden tiksindiğini de söylememiş. Neden? Neyse, kalabalık verince, bak kalabalık verince oradan artık bir şey çıkaracak. Bir başka ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz. Bir façeden de ben de şey, bir tamam, tane bir tane var. Şunu güzel da okuyayım. Bir aktaralım. Buyurun. Diyor, siz buyurun canım. Şöyle demiş, sizin programı dinlemenin onu dinlemekten daha eğlenceli olduğunu. Bizi karıştırmasınlar. Vallahi demiş. Aa, ismini vermek istemeyen lütfen bir dinleyicimiz. İlişkilerinize bizi meze yapmayınız. Nasıl? Ana yemek de yapmayınız. Hatta şöyle söyleyeyim, ilişkilerinizde bizi şey yap, bizi tamamen çıkarsınlar ya. Zaten ismini vermiyor. Ondan sonra onlar aralarını bulacaklar tekrar. Evet, doğru. Öpüşme, bir karşılaşma yemiş olacak. Sonra bize patlayacak şey.
Ama boş ver, ne dinleyeceğim kötü, onları diye. Evet, yine kötü biz olacağız. Lütfen istemiyoruz böyle bir şey. Buyurun Fahir Bey, façeden ne yazmış? Façeden okumuyoruz tabii değil mi ismini? İsmini vermek istemiyor. Hayır, ismi var da. İsmi çıkıyor yani. İsmi affedersin tabak gibi çıkıyor. Ve hatta şöyle söyleyeyim, tabak gibi çıkıyor. Onu çok vurgulama. İsmini vermek istemeyen de geç uğraşsın, evet, dursun araya. İsmini vermek istemeyen bir dinleyicimiz şöyle demiş. Tabii ki benim de öyle bir itirafım yok. Ama bir arkadaşım sırf eşi bir daha almaz falan diye beğenmediği her hediyeye de bayıldığını söylerdi. Tavır yapacağından değil ama yani işte hani bu tür insanlar hediye alışverişini kesmeyelim diye. Hediye alışverişini kesmeyelim diye adam gibi hediye almasını aslında itiraf ediyor. Yani böyle saçma sapan hediyeler değil de adam gibi. Yani adam gibi derken biraz daha işe yarayacak. Daha pahalı, kişisel. Biraz daha. Biraz daha kişisel, biraz daha zevkli. Tamam mı? Beceremiyorsan söyle, biz yardımcı olalım diyor yani. Anlatabiliyor muyum diyor. Artık bunu anla diyor. Evet. Az önce diyor, ismini vermek istemeyen bir dinleyicimiz demişti ya, hani sizin programı dinlemek daha şey falan fıstık diye bizi karıştırmıştı. Bir başka ismini vermek istemeyen dinleyici demiş ki, o da başka erkeklerin tamamını karıştırmış. Her erkeğin bence ortak derdi olan az şikayet et demek isterdim. Ya biraz az şikayet et ya falan diye böyle bir erkekleri tarafı. Erkekleri karıştırmayın efendim. Bu sizin sorununuzsa benim sorunum diyerek söyleyin. Diyelim. Ondan sonra bir başka ismini vermek iste. Biraz rumuz, biz bir tane rumuz uydursak ya. Kardelen. Kardelen rumuzuyla mı? Kardelen rumuzuyla yazmış bize dinleyicimiz, demiş ki. Çünkü kardelen diye birisi de olacak diye korkuyorum bunu kullan. Neyse, rumuz kardelen olsun. Sonuçta rumuzu kardelen, ismi de kardelen olabilir. Tabii olabilir ki, doğrudur. Yani. Sonuçta kalıptır kardelen. Evet. Şöyle demiş kardelen. Ex nişanlıya itiraf değil, ilenmem var. Üçünüz birden hayvan herif diye bir bağırsanız ya oradan. Bizi karıştırmasın ya. Ama bir kere de ama biz yani ilişki yani bizi karıştırmıyor. Bizi katalizör zaten yapıyor. Zaten bitmiş bir ilişki olduğundan karışabilir miyiz? Tabii ki. Artık şunu ex demiyor mu? Ama ex sonra barışırlarsa. Hayır, eski nişanlı yeni kocası olabilir. Zaten falan demiş. Yok, eski nişanlı olduğuna göre nişanlı olarak kalınmış ve dosya kapanmış. Hepimiz eski nişanlı değil miyiz hayatta? Dosya kapanmış diyorum Fahir. Yani bilemiyorum işte, kapanmış. O zaman ruhsat diye bir sor. Dosya kapanmış mı diye. Kapanmış dosyayı biz net bir görelim de ondan sonra şey yapalım. Ruhsat diyelim diye soruyoruz. Siz buna cevap vermeden de ismimizi telaffuz etmiyoruz. Dosya masrafları karşıya ait olmak üzere ben hayvan herif diye bağırılmasını öneriyorum. Kabul edenler. Kabul edenler işte. Edildi. Radyo programı olduğu için işte dedik. İki evet. Ege, çekimser misin? Ben çekimserim ama bir taraftan da bağırsın var. Bağırsın. Kardelen zaman, rumuzlu dinleyicimiz demiş ki. He, bağırıp da mı devam edelim, en sonda mı bağıralım? En sonda bakarız ona Fahir. Şimdi kimseye de bağırmayalım yarın yoluyla. Kardelen demiş ki, sevgili hanımım internetten Hint dizisi izlemesin diye modemin IP'sine şifre koymuştum. Caiz midir demiş. Ha, bu itiraf olmuş yalnız. Bu itiraf olmuş. Eğer eşi bunun i̇tiraf farkına varmış. Niye izleyemiyorum diye soruyorsa ve açıklamıyorsa. Ha, Hint dizisi olur. İzleme kardeşim. Yüzüne söyleyemediğimiz itiraf. Ha, hani, tamam. Niye izlemiyorum kardelen ya diye geliyor mesela eşi. Ne bileyim ben mi? Nereden bileyim abi? Öyle diyor. Teknolojiyi kullanarak aslında. Bir gerilimi teknolojiyle engellemiş. Eve Hint kınası dışında Hint dizisi ve Hint keneviri sokmayalım. Özellikle değil mi? Hintlerin. Hintlileri de buradan karşımıza almıyor. Hintlilerin çok güzel şeyleri var. İnsanları adetleri var. Adetleri var. Bir milyardan nüfusları var lütfen. Nereden bir milyar Hintliyi karşıma alacağıma affedersin. Daha Lüksemburg'u karşıma alırım daha iyi yani. Kardelen demiş ki bir çünkü başka az kardelen. Az bir nüfus en azından. Hesaplama yaptım, özür dilerim Oktay. Seni. Rica ederim. Bir arkadaşım sevdiği adama sev lan beni artık diye haykırmak istiyor demiş. Sevmedi de haykıracaklar galiba bu sabah ya. Sevin efendim şu kardelenini, sevin ya. Sevin canım, sevinmeyecek desi var. Mis gibi insan. Oh. Bir başka ismini vermek istemeyen dinleyicimiz kardelen rumuzunu kullanmış. Biraz sürpriz yapsın mümkünse. Evet. Öyle boş boş şaşırt geliyor beni demiş. Diyor. Bir dakika. Şaşırt beni diyor. Şaşırt beni. Mesela gelirken bir eskiden şey alsın. Eskiden mesela şeyler boş vardı çok güzel. Söylemeyeyim dedim ama şaşı bak şaşırlar vardı mesela. Ha mesela alsın ondan kıza. Evet vardı ya, böyle bakınca şaşı yapınca başka bir şey görüyordun, başka bir şeydi, başka bir şey. Noktalı noktalı olurdu da ikisi ortaya bakardın. Şaşırtın. Tatlım biraz şuna bak desin. İşte alsana şaşırtmacanın en güzel şeyleri. İyicek bir şey istiyor ama kardelen vermek istiyor. Yani mesela bir çikolata alsın diyor. Çikolatalı, hayır bir şey illa çikolata diyor. Değil bir gün çikolata alır. Değil çikolata. Ha tamam, çikolata alır bir gün, illa çikolata olacak değil diyorum. Bir gün çikolata alır, öbür gün affedersin çiğ köfte alır. Bir gün çiğ köfte de bir gün de eve ben kokoreçle gitsin, bak bakalım nasıl. Şöyle kokoreç i̇lişki ayranı alsın harladı gitsin. Harlanır tabii ya, kokoreç ilişki harlayan diye geçer. Sevgili dinleyiciler, ismini vermek istemeyen dinleyiciler, çağrımız size.
Bugüne kadar içinize attığınız, sevgilinize söyleyemediğiniz her şeyi bize kardelen rumuzuyla yazdığınızı kabul ederek yollayabilirsiniz. Modern Sabahlar devam ediyor. Modern Sabahlar. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, ismini vermek istemeyen dinleyiciler ilişkilerinde iniş çıkış yaşayanlar, keşke sevgili ve şunu açıkça söyleyebilsem diyenler, biz aracınız, elçiniz oluyoruz. Siz bize DM'den veya Facebook mesajlarıyla sevgilinize söylemeyi düşündüğünüz ama tavır yerim korkusuyla söyleyemediğiniz şeyleri ulaştırıyorsunuz. Biz de yayından sizin adınıza haykırıyoruz. Ne oluyor? Ne cehennemin kapıları açık da bir şey söyleyeceğim. Bunu bir dakika. Sevgili dinleyiciler bir dakika. Ha, evet. Bir dakika. Şimdi şöyle yapıyoruz. Façeden gönderenler direkt hiç yazmasınlar, mesaj atsınlar bize. Mesaj böyle hiç böyle onun altına yazmasınlar. Message. Sen de message. Tamam o zaman. Ha, diyorsanız ki ben bunu Twitter'dan yazacağım. Twitter'da da DM'nin kapıları sonuna kadar açıldı. Yürüyün DM'den diyoruz. Kimse görmeden. Direct message'den yürüyebilirsiniz. Bize modern sabahlardan. Aham da onlardan o taraftan yürüyen bir dinleyicimiz. Kardelen rumuzuyla demiş ki çok şişman demiş. Sarılamıyorum bile. Oo. Demek istiyorum ama diyemiyorum demiş. Bakayım. Diyemedim, kollarını uzatsın diyemedim, o zaman. Diyemedim. Kollarım engel oldu. Ondan şişmansın. Sonra, sevgilisi ona diyemedim. Diyor mu? Senin de kolların kısa kısa bir sarılamıyorsun. Sarılınmayı özledim diyor mu sevgilisi? Ya ortada belki yani. Sevgilisine mi? Söyleyemiyor işte. O da söyleyemediği şey. Sevgilisi şeyleri. De ona kollarını kısa belki demiyor. De onun kolları kısadır. Yani göreceli şişmanlık dediğimiz hadise sevgilisinin vardır. Sevgilisinin bir kalbi var. Bizi dinlemiyor ve şu anda yazmıyor. Onun adına bir şey diyemeyiz. Şu anda beyan esastır. Dolayısıyla şişman olarak beyan kabul edilecek. Bu şarkıda bahsedilen bu mu? Şişmanım şişmanım şişman sevdim pişmanım dediği sarılamamaktan. Sarılamamanın sıkıntısı. Evet. Şimdi devam edelim. O zaman ben mesela façeden bir değerli şeyimiz, itirafımız. Bir arkadaşım evlenirken kendi soyadını da kullanmayı müstakbel eşine söyledi. Hı-hı. Eşi de kabul etmiş gibi görünse de nikah sonrası verilen dilekçeyi gizlice aldı. Nikah memuruna nişanlısının konudan vazgeçtiğini söyledi. Sonuç, 11 yıllık evliler ve arkadaşım kendi soyadını tabii ki kullanıyor. Durumu fark eden arkadaşım sakince davranıp gitti, nüfus cüzdanını çıkarttı. Eşi çevirdiği gizli oyunun böyle sonuçlanmasına çok şaşırsa da arkadaşım tavır yiyeceğinden sesini çıkarmadı. Resmen devleti aralarındaki şeye, devleti ve nüfus memurluğunu aralarındaki oyunlara dahil etmişler yani. Vallahi evet. Ay, DM'den yürüyen dinleyicilerimizin açık yürekliliği için öncelikle teşekkür ederiz, samimiyetleri için de. Yürüyün DM'den ya, vallahi yürüyün, hiç acımayın ya, hunharca hoyratça yürüyün. Kardelen rumuzuyla ifade etmiş kendini dinleyicimiz. Arada bir sevdiceğime lan demek geliyor içimden ama diyemiyorum, hep içime atıyorum. Len'le başlasın. Evet, len dünyanın en nezih lanı. Ama onlara geçene kadar ilk önce ne haber len diye bir başlasın. Onu da söylüyormuş göre. Biliyor musun? İçime atıyorum. Rumuz len diyemeyen diye öyle bir şey yapmış. Hemen lanlı olmaz ilişkinin. Lan, evet, ilişkide lanlı olduğu aşamaya lazım. Yani ilk seneden sonra gelinmesi lazım. Ben bile 12 yıldır evliyim. Bugüne kadar hadi len demiştim yok. Zaten diyemem. Öyle bir cesaretim yok. Ama lenle başlamak doğrudur. Ay, geliyor Sisi geliyor. Çöpçü rumuzuyla bize yazmış. Yıllar önce dayımın kiracısının bahçesine çöp atan benim diyerek DM'den yazmış. Yok efendim, dayısının kiracısıyla evlendiyse sonra bir aşk yaşadıysa kabul evet, ediyoruz. Sevdiceğinizle olan şeyleri soruyoruz. Genel itirafları şey yapmış. Mesela demiş ki kardelen rumuzuyla yazmış bize. Çok kötü giyiniyor. Bazen görüşesim gelmiyor. O kadar kötü giyiniyor ki demiş. Kadın mı bunu yazan? Kadın. Hı-hı. Kadın. Ondan sonra. Ondan sonra bir başka kardelen rumuzlu dinleyicimiz demiş ki gömlek alsın o zaman, neyse rahatsızdı, ne üstü kapalı bir şekilde çok kötü giyiniyorsa biraz kıyafetini el yani müdahale sen. Ama o da şey değil ya, yani demek ki onda da bir şey var ya, üstünde durmuyor yani, üstünde durmuyor. Yamukluk adamdı, en güzel şeyi giyse yamuk yumuk mu duruyor? Belki öyle bir durum var, belki de aslında o da bir bahane, hiç görüşesi yok yani, çok kötü ya çok kötü giyiniyorsun, görüşmek istemiyorum. Sevgiliyken yaptığı kısırdan zehirlenip midemi yıkatmışlığım var demiş. Hadi. Kardelen Bey yazmış bize. Ama ona hiç söyleyemedim. Niye? Acaba şu, bir de kadınlar oldu. Kısırı çok güzel yaptıklarını zannediyorlar genelde. Hangi kadınlar ya? Bu nasıl kadın. Bir cümle ya? Kısır yapan herkes benim kısırı çok güzel yaparım diyor. Kısır dediğinde de bulgura suya koyuyorsun yani, bir de salça koyuyorsun. Yani sadece söylemesi kolay değil çünkü bütün varoluşuna
eleştiri getirmiş gibi oluyorsun kısır bir Asya'ydı deyince. Valla yani işte keşke kısır, yani nasıl bıçakla dadaşlık olmaz, kısırla da yani biz, yani bir ilişki insan yürümez. İlişki yürümez ya. Soğanla ilişki yürür mü ya? Yani soğan var içinde, şey var. Oktay çok keyiflisin, sen anlat ya. Ay, ben trip, seni... trip yaş fark ettirmiyor, çok tehlikeli konu bu diyerek yazmış Kardelen, demiş ki babam 35 yıllık karısının, parantez içinde annem, ardından fısır fısır yine hindi gibi kabarıyor bu. Ay çok fenalar ya. Bak. Ay ondan sonra. Kanayan yere ya, demek ki insanlar içine ata ata ülkemiz bu hale geldi. Bir de bağırarak söylemek istiyor anladığım kadarıyla dinleyicilerimiz. Ahan da. Bir başka bir tanesi. Bir başkası demiş ki şu çamaşır yıkamayı öğren artık ya demek isterdim. Zira bütün boxerlarım, yani donlarım anlamında, pembe oldu diyerek. Bir yakarışı bizimle paylaşmış. Şimdi burada evet, şimdi... hakikaten ben hepsine bu gerilim olmadan çözüm bulabiliyorum ya. Kendi donunu kendi yıka kampanyasına başlatabilir mesela. Ya evet, donunu da yıkayıver ya. Donlara ayrı. Bir de pembe don bence yakışanda yani, gayet güzel duruş. Hayır, şimdi yakışanda da demek ki şöyle yapacağız o zaman. Şimdi pembe don nasıl oluyor? Kırmızı bir don olması lazım ortamdaki. Bir kırmızı bir beyaz don olması lazım. En az lazım. Bir kırmızı donun varlığı söz konusu. O kırmızı don eğer diğer tarafınsa, donlarını taraf? Yani karşı tarafınsa, he, donlarınızı donları ayırarak ayır. Ama önce, donları ayırmayla başlar falan. Sen, sonra yatakları ayırmaya, odaları ayırmaya o gider. Da bizim istediğimiz bir şey değil. Biz aile kurumunun daha güçlü birbirine bağlanması için bu mücadeleyi veriyoruz burada. Bu arada telefonumuzu da verelim sevgili dinleyiciler. İsminizi vermeden bizi arayabilirsiniz. Telefonumuz 0212 368 62 40. Twitter adresimizi hatırlatalım ama bu sabah Twitter'dan isminizi gizlemek için DM'den yürüyorsunuz. @modernsabahlara gönderebilirsiniz. Evet. Faça adresimiz de facebook.com/modernsabahlar. Mesaj olacaksınız. Onda da çok bir sıkıntı yok zaten. Şimdi şöyle bir başka Rumuzlu Diablo diye göndermiş. Instagram'da burada takip ettiği şeyin ismini verebiliriz değil mi? Yani verirsen Kardelen olmadığı anlaşılır. Evet, şimdi şöyle o zaman bak ne kadar dikkat ediyoruz. Kendi vermiş ama biz yine vermiyoruz. Vermeyelim, evet. Ünlü birisinin bir melek yavrusunun, güzel bir melek yavrusunu. O da ünlü. O da ünlü, onu da takip ediyor. Ondan sonra sormuş niye onu takip ediyorsun diye. Ünlü diye takip ediyorum diye burada bir itiraf var. Çok güzel de ondan takip ediyorum, dayanamıyorum, onu takip etmek istiyorum. DJ ile arasında bir problem olabilir. Ama takip etsin canım, sanki aman Instagram yani, takip ettiğini hemen. Şey, hemen Instagram'da takip ediyorum o zaman doğal hakkımdır diye böyle bir durum olacak ki bir şey yok yani. Yani insanlar da kıskanacak, başka şey bulsunlar ya şu teknoloji zamanında. Başka hesap açıp ondan mı takip etsin? Ne oldu? Sertleşiyor. Dozaj sertleşmeye başladı. İşte en sevdiğimiz hareketler. Okumak istersen şeyden. Hangisi? Görmedim ben başka bir şey. Valla onu istersen şeyden sonra okuyalım. Bir süzgeçten geçirelim. Okunabilir mi, okunamaz mı? Kendi içimizde bir şeye geçelim. Ondan sonrasına bakalım. Buyursunlar ya. Süzgeci devreye sokuyorum. Sevdiceğine bir sözü olan ama şimdi tavır yerim aramızda durup dururken gerilim çıkan diyenler bu sabah Modern Sabahlar'da haykırıyorlar. @modernsabahlara tweetlerinizi gönderebilirsiniz. DM'den yürüyebilirsiniz. Gizli kalmasını istiyorsanız eğer. Veya Facebook'ta mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sadece biz okuyacağız. Yayında da isminizi, rumuzunuzu kardinal olarak duyuracağız. Telefon numaramız da 0212 368 62 40'tır. Buyursunlar efendim, neler geldi bu şarkılar reklamlar sırasında. Şimdi şarkılar reklamlar arasında tabii ki DM'nin yani cehennemin kapıları açıldığından ötürü bir şey var, bir rahatlama geldi, herkeste bir rahatlama. Şimdi orada tabii ki memnuniyetlerinizi çevrenize, sevgilinize, şikayetinizi bize. Şikayetinizi lütfen onun tam tersi yaparsanız çok memnun olurum. Niye şikayetinizi söyleyin diye. Ha, doğru, konumuz o ya. Şimdi şikayetçiler var. Memnun olanlar da mutluluklarını mı paylaşmışlar? Yok, memnun olanlar onu paylaşmış. Umudu olanlar paylaşmış DM'de. Yani mesela şöyle düşün Ege. Şimdi sen göremiyorsun ne Facebook'u ne şey Twitter'ı da. Şöyle düşün mesela. En son Kardelen Rumuzlu bir dinleyicimiz yazmış. Mesela demiş ki mesela... Fay biraz yardımcı ol sen de, nasıl anlatacağım? Şimdi yani mesela bir umudu var. Bir umudu var. Tamam mı? Mesela sevgilisinden. Umut mu, beklenti mi? Yani ha, beklentini. Aslında yani onu tanımadan önce bir umut. Onu tanıdıktan sonra bir beklenti. Yani anlatabildim mi? Yani önce kafada kuruyor her şeyi. Mesela
sevgilisi, şu andaki sevgilisini tanımadan önce her şeyi kafada kuruyor. Her şeyi kafada bitiremiyor ama. Ama bitiremiyor. Ama, çünkü kafada bitecek bir şey değil, hani, mi? Birçok şeyi bitiriyor. Ama işte en son kertede bitiremiyor. Hayal gibi yani o. Hayal gibi. Biraz hayallere dayalı bir bitiş. Yarım kalmışlık hissi mi? Yarım kalmışlık değil. Ulaşamama. Hiç başlayamam. Başlayamam. Şu andaki halini mi soruyorsun? Hayır, bu şu anda yani şikayeti nedir dinleyeceğiz? Şikayeti başlayamam. Kardelen'in şikayeti yeter demiş, artık bir noktaya kadar demiş. Ya bu demiş böyle olmuyor. Burama geldi. Demiş. Burama geldi. Nereye geldi demiş. O hangi buranın dedi? İşte müzmin bekar zürafa Şakir'in başına gelenler gibi bir şey gelmiş başına. Ne geldi onun başına diye sorar dinleyiciler. Bunlar hep DM'yi açtık diye değil mi? Hep DM'yi açtık diye. Sevgili dinleyiciler, DM'yi açmak ağzınıza geleni söylemek de değildir lütfen. Ağzınıza geleni. Hayır, insanlar hepimiz dolu. Hepimiz uygar bir dünyada yaşıyoruz. İnsanlar dolu. Dolu ve bu doluluğu boşaltabilecek bir mecra bulamadılar. Bir de Kardelen rumuzuyla yazmış olan bu az önce bahsettiğimiz dinleyicimiz, ki buna iki kişi, hatta üç kişi de olabilir. Bir tanesi de bize de ima etmiş. Bir tanesi açık açık söylemiş. Ne demişti? Sevgilisine. Sevgilisine söylemiş. Yani benim böyle böyle bir beklentim var. Senin böyle böyle bir işte, derdim var demiş. Böyle böyle bir derdim var. İşte böyle ve böyle. Nasıl demiş? İşte böyle ve böyle demiş. Bak demiş. Böyle veya böyle mi? Böyle ve böyle mi? Böyle böyle en ve sonunda da bele 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 demiş. Ondan sonra öyle bir beklentisi varmış yani. Şimdi şöyle bir şey var. Yayında konuşamayacağımız bir şeyi konuşmaya yeterince zaman ayırdığınıza göre buyurun efendim. Memnun olan var, olmayan var. Bunları kendi aranızda halledin diyorum ben. Yani memnuniyetinizi, memnuniyetsizliklerinizi birbirinize aktararak ne şekilde daha memnun olabiliriz? İleriye yönelik memnuniyetlerimizi nasıl artırabiliriz? Bunlar lütfen konuşa konuşa. Ben de bu konuya girerken sonra da kıyafetlerini beğenmiyorum noktasına gelmeyin. Onun ne kadar çok sevdiğimi yeterince söyleyemiyorum, itiraf etmek gibi böyle şeyler olacaktı ama bele 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 diye devam ediyor programımız. Evet, mesela façeden bir değerli arkadaşım. Sen söyle öyle. Bana trip atarken kulağımı tıkladığımı görse diyor. Ne? Kulağımı tıkladığımı. Kulağım tıklamak ne? Ha, şimdi, tıkadığımı demek istiyor herhalde. Tıkladığımı derken o da bir harf fazla yazınca. Günaydın efendim. Günaydın. Kiminle görüşüyoruz? Rumuz Kardelen. Rumuz, sesim geliyor mu? Geliyor. Sesiniz geliyor. İsminizi vermeyin ama Rumuz Kardelen diye konuşun bizimle. Ve de radyonuzun sesini kısın lütfen Kardelen Bey. Kıstım ama telefondaki arızadan dolayı sesiniz yankılanıyor değil mi size? Yok, kıstığınız anda düzeldi. Kıstığınız anda kesildi. Yok, yankılanıyor. Lütfen telefonunuzu tamire verip tekrar arayın diyeceğim ama vaktimiz de yoktur. Hemen. Ben şey soracaktım. Önce aklıma bir şey takıldı, onu söyleyeyim. Eksi 3994 değil 984 yapıyor Fahir abi. 984 994 değil mi? 984 demek istemişim. Şimdi milattan önce 3000 bugünden ne kadar önce gibi bir hesap yaptınız galiba. Fahir ODTÜ matematiği 9 yılda bitirdiği için hatalar mümkündür efendim. Artı 10 eksi 10 olabilir. Ondan İtirafa geçelim lütfen. Abi çok heyecanlıyım ya. İlk defa aradım, hemen de bağlandım. Nasıl nereden oldu ya? Nereden arıyorsunuz Kardelen Bey? İstanbul'dan arıyorum. Şu an Sirkeci'deyim ve taksiciyim abi. Peki efendim, kolay gelsin. Ne kadar güzel. Peki evli misiniz? Sevgiliniz var mı? Evliyim abi. Daha 22 yaşındayım. 3 senedir evliyim. Süper. Uzun uzun mutluluklar size. Mutlu olun çok. Onun yüzüne söyleyemediğiniz, bize söylemek istediğiniz, çaktırmadan bizimle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Sizi dinlemediği için paylaşabilirim. Tek sıkıldığım şey dırdır abi. Yapma dırdır be. Var. Ama 3 senelik evlilikte biraz yavaş yavaş başlaması lazım. O ilişkinin rayına oturduğunu gösteren bir şeydir. Bence abi yavaş yavaş bitmesi lazım artık dırdırın ya. Sen kaç gibi kafada planladın? Mesela böyle bir çıta koydun mu? Mesela seneye biter gibi bir şey var mı? Yani ben şöyle 3 sene 4 sene gibi biter diye düşündüm. Hani artık. Tamam, 3 senelik evlisin. Bence bir sene daha bekle. Sonra gerçeklerle yüzleşirsin. Demek ki yeni dırdır konuları yaratıyorsunuz. İlişkiniz her an ilk günkü tazeliğini koruyor. Bence bundan mutlu olmanız lazım. Ama şeyi de anlamamız lazım. Artık o kadar konuşuyoruz. Bir şeyin değiştiği yok. Susalım artık dememiz lazım kendi kendimize. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Telefondaki arıza da düzelmediğine göre susalım deme zamanı geldi kendimize. Hayırlı işler diliyoruz size, kolay gelsin efendim. Güzel olsun içine, hoşçakalın. Sağ ol, hoşçakalın. Güzel olsun, hoşçakalın. Yaptırıp yine arayacağım dedi. Bu bir tehdit mi yoksa bir müjde mi?
Evet. Demesiyle, mentionıyla, mesajıyla, façesiyle, evet, telefonuyla bir programın daha sonuna geldik. Şunu da anladık ki çiftler birbirine yeterince birbirlerini sevdiklerini söylemiyorlar. Evet. Gizli kalan şey buymuş. Hiç o oralı buralı erotikli herkes şeylere girmeyelim. Herkes birbirinden çok mutlu ya galiba. Sevgili... Ne mutlu zaten, biz bir kez daha bunu görelim diye, bunun altını bir daha çizelim diye bu konuyu açtık. Yani, manyak tamam. Mıyız yoksa burada, affedersiniz gelen yani. Gelen cevaplar oldu. Gelen ciddi cevaplar da oldu. Çok ağır laf sokanlar da oldu. Laf sokmak isteyenler, kendi yüzüne söylememiş ama bize mesajını iletmiş olan dinleyicilerimiz de oldu. Ve fakat şöyle bir bakıyorum, her gün ortalama gelen işte tweet, façeden gelen mesaj sayısı vesaire falan filan şey yapınca bugün biraz zayıf kaldı. Bu da ne demek oluyor? Demek herkes ki mutlu. Bütün sevgililer birbirinin hastası. Evet. Evet, yani herkes en çok kimin hastasıyla onunla olsun. Ne kazanırsa kazansın. Sevgi kazansın. Sevgilinin kazandığını zaten bir kez daha gördük. Demek ki programımızda her gün son dakikalarda yaptığımız çağrı karşılığını bulmuş. Sevgi kazanıyor gibi görünüyor. Şebnem Ferah'la devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Devam etmek ne kelime. Son dakikalarına geldik bugün. Vallahi yapmak istemiyorum ama yapacağım galiba. Yap yap hadi. Yeniden merhaba. Tehlikeli bir konuyu konuştuk. Neredeyse bir mayın tarlasında dolaştık. Şebnem Ferah mayın tarlasında. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.